Bingazi'de 11 Eylül'deki saldırıdan sonra Dışişleri Bakanı Hillary Clinton soruşturma yapmak için bir komisyon görevlendirdi. Komisyonun başkan yardımcısı Amiral Mike Mullen sonuçları 18 Aralık'ta açıkladı. Komisyon, Libya Büyükelçiliği'nde güvenliğin Bingazi'deki tehlikeli ortama göre yeterli olmadığı, hatta yapılan saldırıya karşılık veremeyecek kadar yetersiz olduğu sonucuna vardı. Dışişleri Bakanı Clinton, komisyonun raporundaki 29 önerinin tümünü kabul etti. Dışişleri Bakanlığı adayı Senatör John Kerry, Clinton'ın kararını övdü. Clinton öneriler doğrultusunda tehlikeli bölgelerdeki büyükelçilik ve konsolosluklarda güvenliği artırmak için hemen harekete geçti. Kongreden de diplomatik güvenlik harcamalarının artırılması için 1 milyar 300 milyon dolar istedi. Amerikan büyükelçilikleri sadece geçen yıl Bangkok'taki gibi protestolara değil terör saldırılarına da hedef oluyor. Bağdat dahil bazı Amerikan büyükelçiliklerinde görev yapmış olan Daniel Server, şu anda Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Araştırmalar Fakültesi'nde profesör. Server, kale gibi büyükelçilik binalarının öfke sembolleri haline geldiğini söylüyor. 7-8 metre yükseklikteki duvarların ardından diplomasi yapamazsınız. Daniel Server, Büyükelçi Stevens'ın Bingazi'deki büyükelçilik binasında kalmak için geçerli nedenleri olduğunu kabul ediyor. But in terms just of risk. Risk açısından Büyükelçi Stevens sokaklarda dolaşsaydı elçilik binasına göre daha güvende olurdu. Çünkü 100 Libyalı'dan 99'u kendisine kucak açardı. Ancak Server, Büyükelçi Stevens'ın öldürülmesinden sonra bu fikirleri savunmanın zor olduğunu söylüyor. Obama yönetiminin savunmaya geçmesinden sonra Amerikan büyükelçilik binaları çok sıkı koruma altında kalmaya devam edeceğe benziyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington.